Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometrik Kampı'nın 8. haftası 5. videosundayız. Evet son konudayız. Üçgende merkezlere başlayacağız. Üçgende merkezlerinde ilk videosunu işleyeceğiz bu dersimizde. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Üçgende merkezler arkadaşlar bazı merkezleri biz gördük. Daha öncesinde gördük ama burada da değinmek zorundayız. Zaten biz işte çemberin merkezini iç açıortaylarda işledik dış çemberin merkezini hem üçgende açtık hem de eee şeyde işledik açıortay konusunda işledik. Sonra ağırlık merkezini kenar da işledik. Sonra ne var? diklik merkezi var. Tam net anlamıyla işlemedik. İşte burada detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Bu bu saydığım 4 tane merkezi bu videoda işleyeceğiz. Geri kalan 2 tane merkezi de bir sonraki videoda işleyeceğiz arkadaşlar. Biliyoruz ama yine de hatırlatalım ve burada değinmediğimiz soru tiplerinden de bahsettik. O yüzden merkezlerde de şöyle bir konu anlatımına başlayalım bakalım. İç i̇şte çemberin merkezi dediğimiz şey neydi? Bir üçgende iç açı ortayların kesim noktası iç işte çemberin merkeziydi. Biz böyle bir ifade duyduğumuz zaman içeriden te çizme işi yapmayacağız arkadaşlar. Yani şunu çizmeyeceğiz kafamız karış karışabilir. Ha bazı sorularda bunu da çizmemiz gerekebilir. Çembervari sorularda arkadaşlar ama iç işte çemberin merkezi lafını duyunca hocam burası iç açı ortayların kesim noktasındadır. B'den gelen açı ortay olur. C'den gelen açı ortay olur. Hatta bu A'dan gelen de açı ortaya olur. Yani boş bir nokta olsa işte çemberin merkezi olsa her köşeden çizdiğin kesinlikle ama kesinlikle açı olmak zorunda. Üçgende açılarda da biz bunlarla ilgili sorularda çözmüştük zaten. Ee, buraya biz iç teğet çember merkez diyoruz ve bu lafı duyduğumuzda o merkezden geçen açı ortaylı olacak arkadaşlar. İçeriden teğet çember çizmeyin önemli bir nokta. Bu dediğim nokta arkadaşlar. Evet bunun detaylısını işlemiştik. Şimdi sorusuna bakalım isterseniz. Arkadaşlar ne demiş? Paralellikler verilmiş ve şurası D noktası iç işte teğet çemberin merkezi demiş. İçeriden teğet çember çizmeyeceğiz. İlk etapta ne yapıyoruz? Bunu kullanıyoruz. Hocam buradan gelen açı ortaydır. İç açı ortaydır. C'den gelen de iç açı ortaydır. A'dan gelen de iç açı ortaydır. Hemen buradaki açı ortayları şöyle bir gösterelim. Bu da açı ortaydır. Bu da açı ortaydır. Hatta burası da 60-60 diye bölüyor arkadaşlar. E hocam bunları paralel diye vermiş. Paralellikleri kullanmak zorundayız. Hocam bir z kuralı var gördünüz mü? Bak burada ne var? Z kuralı. Nokta açısı yaptı. 4 ise 4. Sonra hocam burada da bir şu paralelliğe bakacak olursak şöyle bir z kuralı var. Z'den dolayı burası da çizgi açısı yaptı. A çizgi çizgi. ikiz kenar çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Sonra takıldık kaldık. Ve ne yapacağız? X isteniliyor bizden. 120'yi kullanmadık hocam. 120'yi kullanalım. Bak şimdi. Burası hocam ne oldu? Şunlar paralel. Bunlar da paralel. E burası 120 dereceyse ise dolayı burası da 120 derece olur mu? Olur. Bak 120'yi de kullandım. Şimdi artık bazı arkadaşlar şunu yapıyordur. Hocam çok kolay çıktı. Senenin başından beri beni dinleyenler yapmaz tabi de. 4 var 6 var. Kosinüs teoremi yaparım. Olay biter diyenlerin saçını başını yolarım. Biz ne yapıyorduk? Hocam şu üçgeni şuraya bir alalım. Daha rahat bir şekilde fark edelim isterseniz. Bakın şurası 120. Burası 4. Burası 6. Hocam 120 gördüğümüz an kosinüsten önce öncelikle ne ön yapmalıyız? Dış açısı önemli bizim için. 120'nin 60'ı önemli. Ya burada 60'ı ya da burada katmışı. Ama buradakinde herhangi bir sıkıntı yok. Şuradan bir dik çizsem 90'ın karşı 4 30'un karşısı 2 yapıyor. 60'ı karşısı da 2 kök 3 yaptı. E sonrasında ya e, işte bizden x isteniyor. Pisagor. x'in karesi eşittir. 2 kök 3'ün karesi artı ne olacak? 8'in karesi diyeceğiz arkadaşlar. Uzun yoldan yapıyorum. Fark, fark ettiniz mi? Buradan yapmayayım ben. Kısa yoldan yapayım. 2 kök 3 dediğimiz nedir arkadaşlar? 2'nin kök 3 katıdır. 8 dediğimiz nedir arkadaşlar? 2'nin 4 katıdır. O zaman x dediğimizde 2'nin kare köküçünde diğerlerinin kareleri toplamıdır. Kök 3'ün karesi 3. 4'ün karesi de 16. Yani 2 kök 19 diye buluruz arkadaşlar cevabı. Tamam. Evet işte çemberin merkezini görünce oradan geçen doğrular ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Hem üçgende açı ortayda hem de nerede işledik? Üçgende açı konusunda işledik. Zaten böyle soruları yaptık. Hatırlatma babında oldu bu? Çok da fazla soru çözmeme gerek yok. Öncesinde çözdüm. Dış teğet çemberin merkezi. Dış açı ortayların kesim noktasıydı. Dışarıdan teğet çizilen böyle dış teğet çemberin merkezi. Aslında dışarıdan teğet çizilen bu çember çemberin merkezidir bu. A biz yine dışarıdan teğet çember çizmeyeceğiz. Dış teğet çemberin merkezinden geçen bakın hangi üçgende? Bu ABC üçgeninde B ve C köşelerinden çıkmış bu. Buradaki B ve C köşelerinden gelen dış açı ortaydır. Ama 3 tane dış açı ortay bir noktada kesişmez. Zaman da üçgende açıda da söylemiştik. 2 dış bir iç açı ortay bir noktada kesişir. Hocam bu dış açı ortay bu da dış açı ortaysa 1 üçüncü köşeden gelen de açı ortay olacak. Ama ya 3 tane iç açı ortay bir noktada kesiyor ya da 2 dış bir iç açı ortay bir noktada kesiyor. Buradan gelen de iç açı ortay oluyor arkadaşlar. Çünkü ya bunun dış açı ortayı A köşesinin dış açı ortayı böyle gidiyor. Hani bunlar burada kestirken bu doğrunun orada kesmesinin imkanı yok. Ya da bunun uzantısında A köşesi dış açısı burası yapıyor. Şuraya doğru gidiyor. Yani burada aslında 3 tane dış açı ortaylarının kesim noktası vardır. Ya B ve C'den çıkan ya A ve C'den çıkan ya da A ve B'den çıkan dış açı ortaylarının kesim noktasından bahsedebiliriz arkadaşlar. Tamam haberiniz olsun ve bunu da üçgende açıda detaylı bir şekilde göstermiştik zaten. Bununla ilgili bir soru bakın şöyle var direkt. Evet şöyle bir üçgen demiş arkadaşlar 12 vermiş, 6 vermiş, 10 vermiş. K demiş ABC üçgeninde dış teğet çemberin merkezi. Hani tutup da dışarıdan teğet çemberi çizmeyeceğiz arkadaşlar. Bu kafa karışıklığına sebep olur. Hangi üçgenin demiş bu, bu arada bu da önemli. ABC üçgenin. bakın dikkat. ABC üçgeninde dış teğet çemberin merkeziymiş arkadaşlar burası. Yani burada B köşesinden gelen de açıortay, C köşesinden de gelen de açıortay, hatta A köşesinden gelen de açıortay olacak. Şu dış açıortaylar sanırım yeterli olacak arkadaşlar. Buradan gelen dış açıortay, buradan gelen de dış açıortay olacak mı olacak? Hocam öncelikle soruda bir şeyleri yapsaydık keşke, değil mi? Şu verilen bilgiyi kullansaydık hocam paralellik var. O paralellikleri kullanalım. Paralellik var. Hocam 12'ye 6, 2'ye 1 oran var burada. O zaman burada da 2K ise burası ne olacak arkadaşlar? K oranı olacak. Şu benzerlik varsa ilk önce benzerliği uygulamak lazım. Sonra dış açı ortayları çizdik. Eyvallah. Hocam paralellik de var. Hem paralellik hem de açı ortaylık olduğunda Z'ye dikkat lütfen. Bunu e, paraya kenarda da çok üzerine vurgulayacağız zaten. Hocam nokta açısı yaptı. A 6 ise burası da 6 oldu. Hocam Z'den dolayı burası da çizgi açısı yaptı. E çizgiye çizgi iki kenar çıktı. E burası da K oldu. E hocam bir de benzerlik var burada. Şunun tamamının oranı. Temel orantı 2K'nın 3K'ya oranı eşittir. 10 bölü 6 artı K değil mi? 10 bölü 6 artı K olduğundan. Şunlar şunlar sadeleşsin. 2 ile 10 sadeleşsin. 5 kalsın. 5 kere 3 15. 6 6 K eşittir. 15 ise. K'yı buradan kaç bulduk arkadaşlar? 9 bulduk. A, C, X isteniyor yalnız bizden. X de nedir? 2 K olduğundan. O da ne çıkıyor arkadaşlar? 18 çıkıyor. Yani cevabımız böylelikle 18 oldu. Bu tür sorularda da yine dış D çemberin merkezini kullanabiliriz. Dış D çemberin merkezini gördüğümüz anda oradan geçenler dış açı ortay olacak. Yeni açı ortay konusunda bununla ilgili sorular çözmüştük. Üçgende açıda da çözmüştük arkadaşlar. Geldik ağırlık merkezine. Ağırlık merkezinde de işte yakın zamanda zaten ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktasıydı. E ne oluyordu kesim noktasında arkadaşlar? Ağırlık merkezinden geçen kenar ortay aynı zamanda 1'e 2 oranlamaları da oluyordu. Yani A iken burası 2A, B iken burası 2B, C iken burası da 2C oluyor demiştik. Hatta bazen hali hazırda ağırlık merkezi çıkmıyordu karşımıza. Ağırlık merkezi çıkması için ne olması gerekiyor? İki şart sağlanması gerekiyor diye söylemiştik. Mesela iki kenar ortayın kesim noktası. Hocam şunlar şunlar kenar ortaysa ağırlık merkezidir burası. Ya da hocam iki tane özellik sağlanması. Hocam 1'e 2 oran var. Burada da 1'e 2 oran var. Yine burası ağırlık merkezi olacak. Yalnız 1'e 2 oran kenardan köşeye doğru olmasına dikkat edin. Ya da iki şart hem kenar ortay hem de 1'e 2 oran aynı anda varsa yine iki şart sağlandığı için ağırlık merkezidir diyebiliriz. Ağırlık merkezinden geçen eksik parçaları tamamlayacağız. Mesela burada hocam bu ağırlık merkezi ya burada da 1'e 2 oran vardır. Ağırlık merkezini bulduğumuz için bunlar da birbirine eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Kısaca şöyle bir tekrar etmiş olduk. Evet ağırlık merkezinde de bununla ilgili çok soru çözdük arkadaşlar. Bir tane soru da böyle hem ağırlık merkezi hem de işleyen merkezini kullandıran Böyle e, orta seviyenin biraz bir tık daha üstünde bir soruyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi öncelikle soruya baktığımız zaman I demiş teğet işte çemberin merkezi demiş. İçeriden teğet çember çizmiyoruz. Ne yapacağız hocam burada? E, I'dan geçen açı ortaya olacak. Yalnız bir de G'yi de kullanmam lazım benim. G'yi kullanırken hangisini kullanmak mantıklı? Düşün. A'dan mı çizmem mantıklı? B'den mi çizmem mantıklı? C'den mi çizmem mantıklı? Bakın B ve C biraz mantıksız gibi geldi arkadaşlar. I'yı da kullanacağım ya. Sanki A köşesinden gelmek en azından ağırlık merkezinde yediği keş parçaya bölüyor. Hocam bölülü geliyor ama I'dan dolayı aynı zamanda da I olduğundan dolayı bu daha mantıklı. Mesela şuradan çizsen e, I'yı nasıl kullanacaksın? Böyle çizsen açı ortay karıştı. E, buradaki I'yı çizsem bak doğrular alakasız oldu. Ya da buradan çizsen doğrular saçma bir şekilde kesilmiş oldu. Yani burada bir sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden G'yi de kullanırken en mantıklısı da bu. G'yi kullanırken en mantıklısı buysa A'ya 2A oranı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ve kenar ortay olduğundan şunlar da birbirine eşit olacak. Yani 3.5A 3.5 olacak arkadaşlar burası. Peki hocam işte çemberin merkezinde kullanalım. Onu da kullanırken nasıl kullanacağız? B ve C'den saçma olduğunu görüyorsun. Buraya kadar gelsek. E bu garibim buraya kadar gelmiş. Bu ne olacak arkadaşlar? Açı ortay mı olacak? Evet. Şu açı ortay oldu ya açı ortay oldu ama şunun da bir devamını getirsek. Bu ağırlık merkezinde buraya kadar gelmişiz ya. Bunun da devamını böyle getirsek. Güzel bir şey çıkıyor mu? Evet 6 bölü 8 oran var arkadaşlar. 6 bölü 8 nedir? 3 bölü 4'tür. Yani şuraya kadarki parça 3K iken buraya kadarki parça 4K diyebiliriz. E 3'e 4 oran toplam 7. Yani 7K eşittir 7 ise K'yı buradan 1 buluruz. E o zaman burası 3 çıktı. Hocam burası 3 tamamı 3.5 ise Buraya da 0,5 mi kaldı? Aynen öyle. 0,5 dediğimizde 1 bölü 2. E hocam başka ne yapacağız? Daha soru hala çıkmadı. Çıkmadı. O zaman soru çıkmadıysa ya ağırlık merkezini ya da I'yi kullanacağız. Ki ağırlık merkezi soruyu nasıl karıştırdığını görüyorsunuz. Şöyle çizseniz olmaz. Böyle çizseniz yine olmaz. Yani soruyu karıştırıyor. Ama I'yi bir daha kullanalım bakalım. I'yi nasıl kullanabiliriz arkadaşlar? Hop şuradan gelsek hocam bu ağaç ortay. C'den gelsen soruyu yine karıştırıyor. Hiç bunu çizmeyelim. Buradan gelen de ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Hocam şuradaki açı ortaylığı koysam. Bu da açı ortay olacak ya I'dan geçen büyük üçgende. A şuradaki üçgene baktığımız zaman ne fark ediyoruz arkadaşlar? Buradaki üçgende 6 bölü 3. Koldaki oran 6 bölü 3. Tabandaki oran da 6 bölü 3. Yani 2'ye 1 oran olacak. Yani burası 2K iken burası K mı olacak? Evet. A 2'ye 1 oran burada var. 2'ye 1 oran burada var. O zaman bunlar kesinlikle ama kesinlikle ne oldu? Paralel. Ve benden ıgıya isteniyor. Hadi bakalım. Madem paralel tema orantıyı artık kullanabiliriz. 2a'nın 3a'ya oranı eşittir. x bölü 0,5 mi? Evet şunlar sadeleşti. 3x eşittir. 2 ile 0,5'i çarparsak yani 1 bölü 2'yi çarparsak 1 yapar. x de buradan kaç yaptı? 1 bölü 3 yaptı. Evet bütün çizimleri biz yaptığımız için bu soru biraz zor bir soru. Ama yine verilenlerin mantığını bir kullanmaya yönelik yapsanız siz de bu çizimlere büyük ihtimalle e, ulaşırsınız arkadaşlar. Sıkıntı yaşayacağınızı da çok fazla düşünmüyorum açıkçası. Evet böylelikle ağırlık merkezinde şöyle bir soru da kattım. Normal ağırlık merkezi olan soruları biz zaten ağırlık merkezi konusunda işledik. Ben burada hem G'yi hem de I'yı kullandıran ve bizim ek çizimli sorularımızdan biri olsun diye böyle bir soru da yazdım arkadaşlar buraya. Tamam mı? Evet örnek 3'ü de bu şekilde hallettik. Geldik şimdi diklik merkezine. Arkadaşlar diklik merkezi. Ve bu arada şunu söyleyeyim. Yeri gelmişken söyleyeyim. Bakın biz ne işledik şimdi? İşleye çemberin merkezini işledik. Bak başa geldim şimdi. İşleye çemberin merkezi iç aç ortayların kesim noktası olduğu için kesinlikle ama kesinlikle üçgenin içinde bir noktadır arkadaşlar. Kesinlikle üçgen içinde. Nasıl bir üçgen çizersen çiz. istersen büyük geniş açılı bir üçgen çiz. İç açı ortay, iç açı ortay, iç açı ortay. Kesinlikle üçgenin içinde bir nokta yapıyor. Peki sonra ne işledik? Dış diye çemberin merkezini işledik. Bu da ABC üçgenin dışında bir yerde kesinlikle kesiyor. Kesinlikle dışarıda. Sonra ağırlık merkezi işledik. Ağırlık merkezi de kesinlikle ama kesinlikle üçgenin içindedir. Bu nasıl bir üçgen olursa olsun çok geniş bir üçgen bile olsa kenar ortay bak üçgenin içinden geçiyor. Kenar ortay üçgenin içinden kenar ortay üçgenin içinden. Yani üçgenin içinde bir nokta oluyor arkadaşlar ağırlık merkezinde. Ama diklik merkezine geldiğimiz zaman Üç farklı durum söz konusu arkadaşlar. Diklik merkezi ya üçgenin içindedir ya üçgenin üzerindedir ya da üçgenin dışındadır arkadaşlar. Dar açılı ve üçgende. Hocam dar açılı üçgende. Üçgenin içindedir. Çünkü yükseklik çizdiğinde içeri düşmek zorunda. Çünkü burası dar ya. E burası da dar ya. E, çizilen yükseklik tam buraya içeri düşecek. Bu da içeri bu da içeri. E i̇şte 3'ü dar açılı üçgende nerede? Üçgen içinde bir noktada kesişiyor. Dar açılı bir üçgende yalnız bunu unutmayın. Peki geniş açılı üçgende ben buraya hala hazırda çizmişim ama şöyle olmadığını düşünsek geniş açılı bir üçgende bir yükseklik çizsem bakın bu bir yükseklik sonra A köşesinden bir yükseklik çizsem A köşesinden çizilen yükseklik geniş açılı olduğu için dışarıya düşüyor. Bunun uzantısı da bak buraya geldi. Ee, C küsünden çizilen yükseklikle dışarı düşüyor. Normalde yükseklik bu. Bakın bu yükseklikler aslında bir yerde kesmiyor. Bu, bu, bu bir yerde kesmiyormuş gibi aslında ama bunların uzantısı yine nerede kesiyor arkadaşlar? Bir noktada kesiyor. O da üçgenin dışında bir nokta yapıyor. Evet dar açılı üçgende üçgenin içinde. Geniş açılı üçgende nerede? Üçgenin dışında oluyor arkadaşlar. Peki üçgenin üzerinde olduğu yer nerede? O da Dik üçgenin dik merkezi 90 derecenin olduğu köşededir. Niye? Çünkü hocam A köşesinden bir yükseklik çizsem. Bakın bizim asıl üçgenimiz tabii ki şu. Tamam. Şimdi sen A köşesinden bir yükseklik çizdin. A köşesinden bir yükseklik çizdiğin zaman bu buraya denk geldi. Sonra B köşesinden bir yükseklik çizsen şu kenara dik çizeceksin ya. E, bu kenara çizilen dik zaten bu değil mi? E sen şimdi C köşesinden bir yükseklik çizsen bu kenara çizeceksin ya. O da zaten bu. Bakın 3 tane kırmızı yükseklik nerede kesti? Tam 90 derecenin olduğu köşede kesişti. İşte eğer e, şöyle dik üçgen gördüysek diklik merkezi neresiymiş? 90 derecenin olduğu köşeymiş. Kendiniz de o dikleri çizerek nerede kestiğini de görürsünüz. Yani adam size hiç buradaki 90'ı vermese bile rastgele şöyle bir üçgen çizse ABC üçgeninde diklik merkezi B köşesi dese o zaman Köşenin olduğu yer, B köşesinin olduğu yer direkt 90 derece diye söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi örneğe bakalım isterseniz. ABC bir üçgen. Bu arada ee, biz diklik merkezi dediğimiz yükseklikleri kesim noktası tamam diklik merkezi. Diklik merkezi nedir? İki tane yüksekliğin kesim noktasıdır. Arkadaşlar iki tane yüksekliğin kesim noktasını gördüğümüz zaman... Buradan çizilen, buradan çizilen burası diklik merkezi. E burası diklik merkezi oldu diye bir üçüncü köşeden de geçen aslında ne olur? Yükseklik olur. Ama diklik merkezi gördüğünüz zaman da üç köşeden de çizmenize gerek yok. Hangisi verilen bilgiler genelde yeterli oluyor. Ama adam şöyle çizip de şuradan burası diklik merkezi deyip de D de derse ya da H derse e o zaman siz ne yapacaksınız? E mutlaka şuradan bir dik çizeceksiniz. Bunun devamı buradan geçen dik e bir tanesini çizdiğiniz cevaba ulaşamadıysanız bir tanesini daha çizersiniz böyle. Hani şuraya kadar gelmezsiniz. Burada önemli olan dik olması. Devamının dik olması. Bunun devamını getirirsiniz. E buradan da baktığınız yine sonuca ulaşamadınız. Bir üçüncüyü çizersiniz ama genelde iki tane çizim yeterli oluyor. E, hali hazırda verildiği zaman da oluyor tabii ki. Mesela burada hali hazırda verilmiş. Diyor ki F noktası ABC üçgeninde diklik merkezi. Hocam burası diklik merkezi ise. Buradan geçen yüksekliktir buradan geçen yüksekliktir. A diklik merkezi ise ben bir de buradan geçireyim diye yapmayın arkadaşlar. Önce bir verilen bilgilerle sonuca ulaşın. Sonrasında e, şey yaparsınız arkadaşlar. Ne yaparsınız? Sonrasında olaya bakarsınız. Bir şey çizmeniz gerekiyorsa çizin. Ve diklik merkezi gerçekten önemli. ÖSYM analitiğin içerisinde bile soruyor. Hatta 2021 sınavında olması lazım arkadaşlar. Yani sınavın en zor sorusu buydu. Şekli çizdirmişti. Diklik merkezi çıkmıştı soruda ondan sonra orada aynen bu soru kalıbı çıktı arkadaşlar. Bu şekilde bir kalıp çıktı. Ondan sonrasını yapamadılar nedense. Çünkü analitik içerisinde üçgen bilgisi çok fazla düşünülmüyor nedense ama bütün konularda üçgeni yine düşüneceğiz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. E ne yapacağız? Hocam Pisagor 3 6 3, 5. E, Pisagor'dan çıkmıyor. Arkadaşlar daha öncesinde de bu söyledik zaten. Ve bu sorunun aynısını biz zaten şeyde de yaptık, bir konuda da yaptık. O konuya da geleceğiz şimdi. Şimdi düşünün. Dik üçgenden çıkmıyor. Açı ortaydan, kenar ortaydan, oradan, buradan, şuradan çıkmıyor. Aklınıza hangi konu gelecek? Evet, benzerlik. E benzerlik gelecekse, 90'lar havada uçuşuyorsa ne yapacaksın? Alfa, beta. Ha alfa, beta'ya aldığımızda da üçgen seçimi önemliydi. İki kenarı belli olan üçgenleri kullanacağımızı hep biliyoruz. E direkt üçgen seçimini aslında bir tanesinde yapabiliriz. Hocam burada alfa, beta. Çünkü burada mesela alfa, beta diye başlarsın. Sonra devamı gelmez mesela. En azından şurada bir alfa beta başlangıç noktasında bilmemiz iyi olur böylelikle. Ters açıdan beta. Beta 90'sı alfa. Alfa hatta burası da 90. Burası da beta oldu. E sonra bir üçgen daha seçeceğiz. Hocam o üçgen ne? Bakıyorsunuz x'e ait bir üçgen. Şunu alabilir miyim? Hayır. Üçgen seçerken şuna dikkat ediyorduk İki kenarın olması lazımdı. Hocam bunu seçemem. Başka neyi seçebilirim ben? X'e ait bir de büyük üçgen var arkadaşlar. Şu büyük üçgeni seçtiğiniz zaman olay bitti. E hocam bakıyoruz benzerliğe. Alfanın karşısı 3 bölü alfanın karşısı 5. 3 bölü 5 yazanlarınız var mı hala bilmiyorum ama. Betanın karşısı 6 bölü betanın karşısı x artı 3 dersiniz olay biter. Ya da ya alfadan alfaya geçiş bakarsınız kolay bir kat yoksa kısaca biz nasıl yapıyorduk? Alfadan betaya geçiş de güzel bir kattı arkadaşım. Alfadan betaya geçiş bak üçgen 6 olmuş yani 1'e 2 oran olmuş. Bakın MSÜ'de de şu mantıkla çıkan bir soru öğrencilere en zor soru gibi geldi. Ama şu mantığı artık alışın. Alfadan beta'ya geçişi de kullanın sorularda. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Yani 5 burası kaç olacak? 10 olacak. X de buradan kaç olur arkadaşlar? 7 olur. Değil mi? Çünkü X artı 3. X artı 3 10 iken. X de buradan ne oldu arkadaşlar? 7 oldu. Ya da Normal klasik benzerlikten aynı açının karşısındakilerden sonuca ulaşabilirsin. Yine bu şekilde arkadaşım. Tamam mı gençler? Bakın tekrar söylüyorum. Analitik içerisinde çıktı. Aynen bu şekli çizdirdiler. E sonra diklik merkezi olduğunu e, analitikte söylemişti. E buradan şunu çizdik. Bu, bu çiziliydi, bu çiziliydi. E ondan sonra da 90'lara alfa beta Yani diklik merkezindesin diye sadece diklik merkezinden ya da pisagor bağıntısından çıkacak diye bir şey yok. Eski konularda düşüneceksin tabi. E tabi o yok bu yok şu yok dediğimiz anda da ne yapıyorsunuz aklınıza benzerlik gelecek. Evet geldik örnek 5'e. Örnek 5'te de ne demiş? ABC bir üçgen ve A ABC'nin diklik merkezi. Dikkat dikkat. ABC'nin diklik merkezi demiş. ABC'nin diklik merkezi bu köşede verilmiş. Hangi köşede verilmiş arkadaşım? A köşesinde verilmiş. Bakın diklik merkezi A'ymış. D de Hangi üçgenin diklik merkeziymiş? Şu kırmızı üçgenin. ADC üçgeninin. Hocam D de bu üçgenin diklik merkezi ise o zaman D de buranın diklik merkezi ise o zaman buradaki köşeden olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Bu arada A da büyük üçgenin diklik merkezi olduğundan burası 90 derece olmak zorunda arkadaşlar. E bitti. Dikten dik çizilmiş oldu. Ne var burada? Öklit. 6 verilmişse 6'ya ait öklit bağıntısı. 6'nın karesi eşittir. X çarpı X artı 5'ten. Hatta x yerine hissedin ne koyarsak 4 koyarsak tutuyor mu tutuyor. Yani böylelikle x'i kaç bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. Tamam örnek 5'in cevabı da böylelikle 4 çıktı. Ve geldik bu videonun son sorusuna. Şimdi demiş ki hocam diklik merkezini duyduğunuz zaman hemen hocam o zaman diklik merkezi ise burası 90 burası 90 diyebilirsiniz. Bak ama öyle bir şey dememiş. ABC üçgeninde F diklik merkezi deseydi evet böyle dik burası dik burası dik derdik. A, F diklik merkezi dememiş. Neresi diklik merkezi demiş? A noktası BFC üçgeninin diklik merkezi. Dikkat. BFC üçgenine dikkat edeceksin sen. Tamam mı? Evet BFC üçgenine. Tamam o 90'ları koyunca doğru çıkıyormuş bu arada ama neyse. E bu diklik merkezi neresiymiş? A köşesiymiş. Hocam bu F'den çizdiğin dik A'dan geçecek. Ya ama burada çizili bir şey yok zaten. Biz bir çizmeyelim. Verilenlere bakalım. B'den çizilen yükseklik de A'dan geçtiğine göre yani bu bizim yüksekliğimiz olacak. Ama geniş açılı bir üçgen ki dışarıda kesmiş. Yani burada şunun uzantısını dik kesecek arkadaşlar. Burası 90. Ve hatta aynı şekilde C'den ben BF'ye bir dik çizecek olursam o da A köşesinden geçmiş. BF'nin uzantısından geçmiş. Yani o zaman burası da 90 derece diyebiliriz arkadaşlar. E, hatta bir üçüncü köşeden gelen de buradan geçer. Burası da dik diriz ama bunu çizmemize gerek yok. Verilen bilgiler yeterli oluyor. E soruya yine baktığımız zaman 90'ar dereceler çıktı mı? Burada çıktı. E ne var? Pisagor bağıntısı yok. Ya var da şurayı F, e, bulursun. Sonra şu X'i bulabiliyor musunuz? Bulamıyorsunuz. E o yok, bu yok, şu yok. Aklınıza ne gelecek? Benzerlik. Dalacaksın alfa beta'ya. Dal kardeşim alfa 90 beta. Ters açıdan beta. Beta 90'sa alfa. Hatta alfa 90 ise burası da beta oldu. E hocam benzerlik var. Benzerlik için üçgen seçimi yapacağım belli. Kenarları belli olan üçgen seç. Aa bunu seçme kardeşim. Niye? İki kenarı yok. Aa, nerede iki kenar var? Hocam şu üçgende iki kenar mevcut mu? Mevcut. 2'ye kaç var? 10 var. Başka var mı öyle bir şey? Hocam bir de şuradaki üçgende var. Bakın dikkat. Şuradaki üçgende iki kenar mevcut. O zaman mavi ile siyahta bir benzerlik yapacağız. Hadi bakalım maviden başlayalım. Alfanın karşısı 2 bölü, alfanın karşısı 4 eşittir. Bu maviden başlamıştık, 90'ın karşısı var. 10 bölü, buradaki siyahta 90'ın karşısı x artı 2 mi diyeceğiz? Evet. Ya da kolay bir benzerlik var, buradan da çıkıyor da önemli değil. Alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı 4 olmuş. Hocam 1'e 2 oran var. O zaman maviden başlamıştık, 90'ın karşısı burada 10'sa şu siyahta 90'ın karşısı kaç yapar? 20 yapar. Yani x artı 2 eşittir. 20 ise x de buradan kaç buluruz? 18 buluruz böylelikle arkadaşlar. Evet cevabımız 18 çıktı yine alfabete benzerliğinden. Ama nereye 90 derece yazacağımızı da kestirme bilmemiz lazım. Daha karışık sorularda bu şekilde yani farklı bir şekilde karşımıza gelebilir. Burada hemen hemen her tarzda soruyu yazdık arkadaşlar. Dediğimiz gibi diklik merkezi 3 farklı şekilde olabilir. Üçgenin içinde, üçgenin dışında, üçgenin üzerinde olabilir üzerinde olduğu köşede tam dik olduğu köşedir arkadaşlar. Bunu da unutmayın lütfen. Evet gençler böylelikle üçgenle merkezlerin ilk videosunu bitirdik. Ve sonrasında son video yani bu haftanın son videosunu işleyeceğiz. Bir sonraki videoda çevrel çemberin merkezi ve kenar orta dikme merkezini işleyeceğiz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.